kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa, yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda sizlere en çok sorduğunuz soru olan benim yavru kuşlarımın yuvalıktayken kanatları, kuyrukları dökülüyor, ne yapmam lazım cevabını vereceğiz inşallah arkadaşlar bu videoda. Sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunun dışında arkadaşlar bizleri Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. evde.muhabbetkutusu Instagram hesabımızdan sipariş verebilirsiniz. Orada hikayeler kısmında sattığımız ürünler var. Bir de bunun dışında çoğu jumbo kuşlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Sefa Erdoğan Budgerigard hesabımızı takip etmeniz rica olunur arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlarım, öncelikle şunu belirtmekte bir fayda var. Eğer yavru kuşlarınızın kanadında, kuyruğunda dökülme var ise ciddi bir problem vardır üretimhanenizde. Ben bunu hemen hemen her videomda söylüyorum ve bazı videolarda çektik bununla ilgili. Bu hastalığın adı polyama virüstür arkadaşlar. Polyama virüs eğer ki ileri safhalara taşınırsa French mold hastalığına gider. Aslında hastalık olarak değil de bir virüs olarak söyleyelim bunu. Bunun önüne geçebilmeniz için ilk öncelikle içerideki kuş sayısı ve ortam, yani metrekare başına düşen kuş sayısı arkadaşlar. Bunu nasıl hesaplarsınız? Hemen bununla ilgili örneği verelim. Buradan buraya kadar buranın ölçüsü 5 metre. Buradan, yani şu karşıdan buraya kadar olan kısımda 7 metre arkadaşlar. 7 kere 5, 35. Farzı misal veriyorum bu arada. Bunlar benim buradaki gerçek ölçülerim değil. 35 metrekare bir alan. Bir de yerden yüksekliğini hesaplıyorsunuz. 35 ile yerden yükseklikte ortalama 3 metre 3.20 oluyor genellikle. Ama benim burası mesela daha yüksek. 3 ile çarptığınız zaman 35 arkadaşlar, 105 metre küplük bir alan mevcut oluyor. Bu 105 metre küplük alana benim kendi şahsi fikrim, bakın kesin bilgiler demiyorum ama kendi tecrübem, en fazla 50 tane kuş koyabilirsiniz. Yani bu da 25 takıma tekabül ediyor. Eğer salma kafesinizde bayağı bir kuş var ise bu sefer 25 takım değil, örnek veriyorum 16 takım yapıp yani 50 kuşa tamamlamanız gerekiyor. 50 kuşun üzerindeyse farz-ı misal, bu bahsettiğimiz matematiksel hesaplamadan ileri çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Eğer 50 kuşun üzerine çıkarsanız, sayı gitgide artarsa bu virüsü yakalamış olursunuz. Virüs de bir baş gösterirse hava yoluyla buradaki tüm kuşlara bulaşmış olur. Bu yüzden öyle küçük bir alanda çok fazla kuş yapmanın mantığı yok. Bunun önüne geçmek için de bazı tedbirler var arkadaşlar. Diyelim ki havalandırmayla başlayalım. Böyle bir alanda en az 200'lük dediğimiz, yani 20 santim çapında bir havalandırma ve tüm alandan çekmesi gereken, yani en uçtan diğer uca kadar orantılı bir şekilde temiz havayı hem verecek hem de kötü havayı atacak arkadaşlar. Mesela bizim bunu yeni yaptık. Aslında daha önceden de yapıyorduk. Şurada vardı. Biz bunu yaydık arkadaşlar. Sorunumuz olmasın diye. Çok şükür şeytan kulağına kurşun. Şurada bir tahta var. Vuralım. Şeytan kulağına kurşun arkadaşlar. Bizim böyle bir sorunumuz olmadı. Ama sizin çok sorununuz olduğu için bu videoyu çekiyorum. Ne dedik? Metrekare başına düşen kuş sayısı, içerinin atmosferi, temiz hava girişi, kirli havanın çıkışı. Arkadaşlar, benim tek camda evdeyken yaptığımız, yani evde muhabbet olduğumuz dönemlerde böyle tek başına şu havalandırma evin odasını çekiyordu ama yeterli miydi? Kesinlikle yeterli değildi. Şimdi biz bunu temiz hava girişi yaptık. Buradan naif bir şekilde havamız giriyor. Şimdi konumuza dönecek olursak, atmosferi kurduk, her şey güzel, havalandırmamız yapıldı, güzelce temiz hava girişi de yapıldı, kuş sayımız ideal.
sezona başlıyoruz. Sezona başlamadan önce arkadaşlar benim sizlere kesinlikle önereceğim birkaç husus var. Evet, şu an sizlere gösterebilmek için 5 kuruşu yanına koydum. Boyutlarına siz kendiniz buradan bakın. 5 kuruşu şimdi şuraya koyacağım. Bu bir orta boy, bu da bir büyük boy. Şimdi bunu hemen izah edelim arkadaşlar. 1. Eğer kuşlarınızda böyle bir sorun varsa tedavi yönteminden bahsediyorum. Tedavi yöntemine bahsetmeden önce en büyük boyla gelelim. Normalde hastalık, virüs olmayan yerde yapmanız gerekeni. Arkadaşlar bu nohut tanesi kadar büyüklüğünde bakır sülfat dediğimiz mavi bulamaç. Yani bu ağır bir üründür. Ağır bir kimyasaldır arkadaşlar. Bunu 5 litre suya koyuyorsunuz. Hayvanlarınıza haftada bir kez olsun güzelce fısfısla üzerlerine kafes ekipmanlarına sıkabilirsiniz. 5 litre suya bunu nohut tanesi büyüklüğünde koyuyorsunuz ve bunu haftada bir kez uygularsanız bu virüste mücadele etmiş olursunuz başlamadan. Yani virüs olmadan engellemiş olursunuz. Eğer diyelim ki hala virüs bulaşmadı, şunu da yapacaksınız arkadaşlar. Bu da hemen gösteriyorum. 5 litre en küçük olan bu arada, bakın tekrar. Bu da 5 litre suya mercimek tanesi büyüklüğünde koyuyorsunuz ve kuşlarınıza bu fısfısı yaptıktan bir hafta sonra içiriyorsunuz arkadaşlar bu 5 litre suyu. Önlerinde bir gün duracak şekilde, yani sabah koyacaksınız, akşam geri alacaksınız. Bunu da 5 litre suya bir mercimek tanesi kadar veriyorsunuz. Bunu da içirerek içerideki virüsü yenmeye çalışıyorsunuz. Gelelim ortadaki mercimekten büyük, nohut tanesinden küçük olana. Bunu da arkadaşlar eğer ki hastalık var diyelim, hasta olan kuşlarınıza nasıl tedavi yapacaksınız? Hem buradan böleceksiniz, kanatlarına fısfıs yapacaksınız. Hem o hasta olan kuşa bunu içireceksiniz. Hem de arkadaşlar bu ara boyu 50 gram vazelini sıcak suda güzelce eriteceksiniz. Sıcak suyun içine koymayacaksınız bakın. Güzelce kabı sıcak suyun içine koyacaksınız. Böyle ağdayı eritmek gibi düşünün arkadaşlar. O şekilde içinde sıvı bir hale gelecek. Bunu içine atacaksınız. Güzelce karıştıracaksınız. Sonra dolaba koyun. Soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra parmağınızla bir tutam alıp kanat seveklerine süreceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu arkadaşlar kesin çözüm değil. Bu sadece bizim koca karı ilacı dediğimiz, yani halk dilinde söylenen bir tabirle bizim kendimize alaylı bir şekilde çözüm ürettiğimiz bir durum arkadaşlar. Kendimize çözüm ürettik ama bu hastalığın hiçbir şekilde tedavisi yok arkadaşlar. Yani bu buna birazcık olsun kuşlar hastalık konusunda olumlu yönde işaretler veriyor arkadaşlar. Bunu da bayağı bir üstadlarımız uyguluyor. Bunu belirtmiş olalım. Arkadaşlar polyama virüs ve French Mold'un sizlere kısaca çaresini bu şekilde göstermiş olduk. Bunun dışında hayvanlarınızı yine haftada bir kez Vicon esli suyla 1 litreye 1 tatlı kaşığı ölçeğinde koyup hayvanlarınıza bunu üzerine sıkabilirsiniz. Kafes ekipmanlarına da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Üretimin en kötü olayıdır kanat kuyruk dökülmesi. Emek verirsiniz, o kadar çabalarsınız. Fakat yuvalıktan yavruyu çıkardığınızda bir bakmışsınız ki patır patır kanat tevekleri dediğimiz kuyruklar, şu kanatlar, hemen gösterelim. Kameramanımız bir alsın kamerasını. Şöyle hemen gösterelim arkadaşlar. Şurada şu asıl kanatlar pat pat dökülür. Böyle dipleri de arkadaşlar siyahımsı olur, çürümüş gibi olur. Çünkü virüs buraya yuva yapar. Bu sebeple hayvanlarınızın sağlığı bozulur. Tadını alamazsınız arkadaşlar. Yani üretimin tadını alamazsınız. Bunu böylece belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim arkadaşlar. Ben sizlere video çekerken her zaman söylüyorum.
kendi bildiğim, kendi gözlemlediğim ve kendi çözümlerimden bahsediyorum. Yani kimseye iddia etmiyorum, en iyisini biliyorum, en iyisini yapıyorum diye. Ve şunu da bir kez daha söylemek istiyorum sizlerin huzurunda. Ben kimseyle yarış içinde değilim. İnşallah onlar birinci olur arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sağlık videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.